Sansürsüz Futbol'dan herkese iyi haftalar. Bu Perşembe Fenerbahçe'yi konuşuyoruz programında. Sevgili Ahmet Ercanlar ve Taner Karabağ ile birlikteyiz tekrar. Kısa bir tatil döneminin ardından üçlü tekrar buluştu. Ahmet'e ve Taner'e hoş geldin diyelim. Bir de bir değişiklik yapalım dedik. Formalarla çıktık. Nasıl olmuş Ahmet? Şimdi yeni sezon formaları çıktı. Taner birçok formayla gelmişler buraya. Değil, hepsini denedim ben bu arada hepsini. Ya muhteşem formalar. Yani hele buna bayıldım. Yani buna ya bilmiyorum sizin herkesin zevki farklı. Mesela Taner'e o çok güzel gitti açık renk oldu diye. Açık renkli olduğu için kendisi böyle daha kumralımsı Taner. O çok yakıştı Taner'e. Sen zaten çubuklu demek altın tanıdık Fenerbahçe sensin abi. Yani. Estağfurullah. Ben bunu çok sevdim. Yani hepsi ayrı bir güzel Taner sence? Valla şöyle söyleyeyim, bir kere çubuklu formayla ilgili taraftarımızın, bizlerin çok uzun süredir beklediği çubuklu sonunda geldi. Hani biraz daha sarının ağırlıkta olduğu bir çubuklu bekliyordu taraftar. En sonunda çubuklumuza, hayalimizdeki çubukluya kavuştuk. Bence tek eksiği şurada 3 tane de beyaz şerit, o eski formamızda olan 90'lı yılların şeyi, klasiği. O da olsaymış tam olacakmış. Bu lacivert ve gold olanla ilgili de şöyle söyleyeyim Ahmet. Ben artık bunlara forma diyemiyorum. Evet. Yani bunu giy üstüne gündüz gez tişört gibi. Yani hem kumaşı da öyle, yani eski forma kumaşları gibi hani yakıcı şey bir kumaş değil. Hem de dizayn olarak, tasarım olarak bence mükemmel olmuş. Yani bu sene muhtemelen şu hep 1 milyon forma satış hedefimiz var ya. Bu sene ona çok yaklaşacağımız bir sene olabilir. Bence de olabilir. Bir de başkan geçen sene kızdı o formaları yapacağız. Yani çünkü Adidas... değişiklik çok zor yaptılar. Yani ufak bir oynama yaptılar. Biz değişiklik yapamayız dediler. Başkan da kızınca bu sene iyi formalar oldu mecburen. Anlatabildim mi? Şimdi Ali Koç kızınca kötü bir şey yani onlar için de. Olumsuz bir durum. Yani bu seneki formalar aslında geçen seneden belliydi. Yani ben o zaman da görüşmüştüm bazı dostlarımla. Gelecek sene formalar efsane demişlerdi. Ama geçen seneki formalar maalesef yani dışarıda giymek için güzeldi ama sahadaki Fenerbahçe olmadı abi. O formayı gördüğüm zaman rakip korkmaz abi. Fenerbahçe çubuklusu gibi değil yani. Evet, çubuklu özellikle o beklentiyi biraz aşağıya çekti. Yani diğerleri için bir şey değil mi? Ben çubukludan bahsediyorum. En önemli şey Fenerbahçe'nin çubuklu formasıdır. Yani mesela şu çubuklunun bir karakteri var kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani maalesef geçen sene o çubukluda o karakter yoktu. Biliyorsun bizim çubuklunun şöyle bir tanımı var. Kiminin kabusu, kiminin rüyası. Bu gerçekten kimine kabus olacak? Bizlerin de zaten rüyasını süslüyor. Ya şimdi formaya bakınca Galatasaray'a 3-0 yeniyorsun Kadıköy'de. Anlatabildim mi? Ya formadan anlıyorsun zaten onu. Gibi. Tabii bu işin şakası. Galatasaray'da konuşacağız birazdan. Bu arada Fenerbahçe taraftarları formanın satışa koyulduğu andan itibaren Fener.com internet sitesine çok yoğun bir ilgi gösterdiler. Belli bir zaman sonra site çöktü. Çok yüksek satışlar başladı. Birçok Fener.com'da artık yok satmaya başladı. Böyle devamını dileyelim. Formanın uğurlu gelmesini ve bize dördüncü yıldızı, şampiyonluğu getirmesini bekleyelim, temenni edelim diyelim ve yavaş yavaş hem transferlere hem gündemdeki konulara girelim. Ahmet Erol Bulut geldi, hayırlı olsun, çalışmalar başladı. 18 Ağustos 29 Ağustos arası Fenerbahçe Samandıra'dan Topuk Yaylası'na taşınacak. Topuk Yaylası'nda 11 gün çalışacak. Bu arada hafta sonu cumartesi günü İstanbul Spor'la ilk hazırlık maçı oynanacak. Bir de turnuvaya katılacak. Birazdan detaylarını sana anlatırsın. Ama Erol Bulut'un istediği oyunculardan biri, kendi oyuncusu Yunan önemli oyuncu Yunanlı, kariyerinin en parlak sezonunu geçirdi. Bakasetas, Lazio'da talip Bakasetas'a, Fenerbahçe'de oyuncular önermiş. Önce oyuncuyla ilgili senin düşünceni alayım, Taner'e döneceğim. Ondan sonra da oyuncunun transferiyle ilgili bir detayı paylaşayım. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben Emre'ye ve Erol Bulut'a çok güveniyorum. Çünkü ikisi de futbolun içinden gelmiş. İdareci gibi düşünmeyen, hem futbolcuyu iyi bilen, hem de nasıl bir takım kurmaları gerektiğini iyi bilen iki isim. Ben ikisine çok güveniyorum işin açıkçası. İkisinin varlığı beni birazcık rahatlatıyor. Şimdi Bakasetas konusuna geldiğimiz zaman bu adam Alanyaspor'a gelmeden önce sola çıktı. Kanat oynayan bir oyuncuydu. Solda, sağda oynayan bir adamdı. Erol Hoca ne yaptı? Başka bir şey gördü onda ve aldı
Forvet arkasına koydu ve orada müthiş oynadı. Ya belki de kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Şimdi bakın burada ben başka bir noktaya değinmek istiyorum. Erol Hoca farklı futbol görüşüne sahip bir adam. Benim buradan anladığım. Ya mesela Alanyaspor'un oynadığı futbola baktığımız zaman aslında çok geniş bir kadrosu yok. Bir iki oyuncusu sakatlansa ya kadro kalitesi çok düşüyor Alanyaspor'da. Şimdi bu kadroyla birlikte çok çok iyi işler yaptılar. Hatta belki kupa finali olmasa son haftalarda da bazı maçları kaybetmeyeceklerdi. Belki 3. 4. de bitirebilirlerdi. Erol Hoca'nın mentalitesi daha modern, çağdaş, bizim pek alışkın olmadığımız tarzda bir yapıya sahip. Bakasetesas konusunda da oyuncu kendi bakış açısıyla çok farklı yönlendirdi ve çok kaliteli bir oyuncu, zaten o kumaşı vardır ama kaliteli bir oyuncu gördük bu sene. Bir normal sıradan bir kanat oyuncusundan kaliteli bir 10 numaraya evirdi. Bu da önemli bir şey. Bazı hocalarda vardır bu yani. Mesela Doğum'da bunu muhteşem yapar. Evet. Tabii Serkan Balcı'dan, Önder Turacı'dan sağ bek yaptı. Tabii. Şeyden Ümit Özat'tan sol bek yaptı. Tuncay'dan sol açık yaptı. Yani, bravo. Mehmet Ağar, asıl Mehmet Arölyo. Evet. Aynen. Ön libero yaptı. Ve Mehmet Arölyo müthiş bir orta saha oldu yani. Şimdi biz bu sene şikayet ettik, kimse yerinde oynamıyor mu? Şimdi bazı oyuncular öyle bir verim alıyor ki oyuncudan. Farklı yerden yaptığı oyuncudan. Şimdi Ümit Özat'ın sol bek oyuncu kimin aklına gelirdi? Çok başarılı oldu. Hatta hatırla, Ümit Özat bize ilk ön libero olarak geldi. Stopere döndü, stoperden sol açığa geçti. Tabii. Yani Ümit Özat öyle bir oyuncudur. Hatta gene lafını unutma Ahmet. Bir maçta da Antep maçıydı, deplasmanda 5-1 kazanmıştık. Ümit Özat'ı gizli forvet oynatmıştı. Hat-trick yapmıştı Ümit Özat o maçta. Yani öyle değişik sürprizleri olurdu yani, Dağım'ın. Dağım efsane bir hocaydı. Mert Aksoylu'nun da kulaklığı evet, içinde tanıdık. Boşuna dahi demiyorlar. O Mert Aksoylu bizim bayılır Dağım'a. Yani Dağım denince akan sulardır onun için. Yani o yüzden de Erol Bulut'ta biraz Dağım'lık seziyorum yani. Ne diyorsun sen? Ama onu göreceğiz. Yani ben özellikle son dönemlerde hani önden övüp de sonradan çok hayal kırıklıkları yaşadığımız için biraz daha hani yoğurdu sen üfleyerek de yeme taraftarıyım. Ama şu kesinlikle var. Yani mesela Bakasetas Alanyaspor'dan önce hiçbirimizin tanımadığı, adının da çok fazla duyulmadığı bir oyuncuydu. Alanyaspor'da Erol Hoca'nın onun yerini değiştirmesiyle sağladığı performans ve gelişim şu anda Lazio gibi bir takımın gündemine sokmuş. Demek ki bu tür becerileri var. İnşallah Fenerbahçe'de de bunu yerine getirir. Fenerbahçe özelindeki Bakasetas'a nasıl bakıyorsun dersen de konuşmalardan anladığım kadarıyla, yani hem hocanın verdiği röportajlar hem camianın beklentileri, seneye muhtemelen biz orta saha üçlüsünü bir 6-2-8 numara gibi kurmayı planlıyoruz. Öyle olursa zaten bizim şu anda ikinci sekizimiz eksik, ki bu ikinci sekiz biraz daha 10 numara gibi bir sekiz olmalı. Çünkü Mert Hakan o formatta değil. Öyle bakarsan aslında oranın tam yeri Kruse'ydi. O yerin tam oyuncusu ama Kruse'nin Fenerbahçe'de oynama şansı yok. Dolayısıyla böyle bakarsan iyi bir transfer olabilir. Ama tabii bir yıllık bir geçmişini bildiğimiz için de hani gene biraz daha temkinli konuşmakta fayda var diyorum. Kesinlikle. Evet, Erol Bulut ve ekipmanında futbolcularla yaptığı toplantıda bundan sonra ben kelimesi yok, biz var, biz diye konuşacağız, biz olacağız diyerek futbolculara her antrenmanda minimum 4 kilometre koşmalarını istemiş. 4 kilometreden az koştuğumuz antrenman olmayacak demiş. Ve Fenerbahçe'nin yapılan testlerinde de takımın en hızlısı, çok eleştirilmesine karşın taraftar arasında, Ozan Tufan çıkmış. Yağ oranı en düşük futbolcular Gustavo ve Mert Hakan olarak belirlenmiş. Fenerbahçe çalışmalara biraz Alman tarzıyla başladı. Erol Bulut Alman altyapısını en azından çalışmalarıyla Fenerbahçe'ye taşımaya başladı. Topuk yerlisi çalışmalarıyla birlikte de daha şekillenecektir. Bu arada Bakasetas transferiyle ilgili Lazio'nun 6 milyon euro talebini düşündüğü belirtiliyor. Alanyaspor yönetimi 6 milyon euro talep etmiş. Fenerbahçe ise Alper Potuk, Oğuz Kağan Güçtekin ve Michael Frey'i bonservisleriyle vermeyi teklif etmiş Yunanlı oyuncu karşılığında. Bu konuşuluyor, devam ediyor görüşmeler. Transfer dönemi biliyorsun 5 Ekim'e kadar sürüyor sonuçta. Alanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Papis ise diğer oyuncuların hep talipleri var.
Biz ikinci bölümde transferleri konuşmaya devam edeceğiz. Sosa'yı, Lemos'u, Livaje'yi ve diğer detayları konuşacağız. Aslında ben bir sürpriz transfer söyleyeceğim. Evet, Ahmet'te sürpriz var. Anlaşılan bir oyuncuya çıkacağım. Bu arada Fenerbahçe tarihinde hiç Yunanlı oyuncu var mı ya acaba? Merak ediyorum. Ben hiç hatırlamıyorum. Galiba gelirse tarihindeki belki Yunanlı oyuncu olacak. O da ilginç bir detay olabilir. Evet. Evet. Ahmet Ercanlar'ın transferde önemli bir haberini de vereceğiz. İkinci partla birlikte olacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.